Hepinize yeni bir Vayne serisi videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bu farmımızda kanalımızın en çok sevilen videosu, en çok izlenen videosu olan hançer farmını tekrar çekmemi istediniz. Onu çekeceğiz. Yaklaşık Vayne'imizin bir gün 17 saati var. Yani bu bitene kadar buradayım ama aralarında tabii ki 3 saat 5 saat oynama olabilir. Çünkü ana hesabımın yan karakterinde olduğu için ona da girmem gerekecek aralarda. Yani kalan Vayne süremizi burada değerlendireceğiz. Yani söyleyen arkadaşlar işte 4 envanterini açıp öyle yapmalısın vesaire demişlerdi ama şu anlık o kadar bir şeyim yok. Ama onun haricinde başında olduğum sürece sürekli tekrar tekrar bakıp kontrol edeceğiz bütün düşenleri. Şimdi ben hesabı önce bir 30 seviye üzerine bir getirmem lazım. O zamana kadar da yine eldivenimizi takacağız. Süremizi de başlatacağız. Şimdi başlatalım şöyle. Ganimet ayarlarını da hep birlikte size göstereyim. Silahları açık yapıyoruz. Seviyemizi, gerekli seviyemizi 30 yaptık mı? İş tamamdır burada. Zırhımız kapalı olabilir. Kasklar da kapansın. Diğer ekipmanlar açık kalabilir şimdilik. Bunların pek bir önemi yok. Eşsizin de yok. Arındırma düşebilir. İksirler sadece kullanım malzemeleri kapalı. Onun haricinde tamamen bu şekilde. Açalım bakalım. Petimizi açtık. Yağma kartımız var mı? Bir gün 11 saati var. Okey. Şimdi hesabımızın önce bir 30 seviyesini geçmesi lazım. Aslında 23. Bir önceki videoda 23 seviyede yapmıştım sanırım. Bilmiyorum. Bakarım bir oradan hangi levelde daha verimli olursak kalsın bakalım bir böyle başlamış olalım videoya. Hadi bakalım biraz süre geçsin ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir önceki videomuzu kontrol ettim. Burada 30 seviyede kalmışız. 30 seviyede sırlar yüzüğüyle beraber yapmışız. Şimdi isterseniz şey yapabilirim yani 30 seviyeye kadar kasması biraz zaman alabilir. Onu bu seriye dahil etmeyebiliriz. Ya da fark etmez kalsın böyle düşerse eğer bu levelde de düşerse bu levelde de görmüş oluruz. Hadi bakalım şimdilik şöyle göstereyim. Bir gün 17 saat 45 dakikamız var. Hem 30 seviye olana kadar bekleyelim. Hem de düşen bir şey olursa tekrar kayda girerim ben. Arkadaşlar yaklaşık bir 15 kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Yani buranın bu kadar çok drop attığını biliyordum. Hani söylemiştim zaten size. Diğer videoda en çok sevilmesinin sebebi bu. Yani bu ortalama silahların Metin 2'de nostaljisi bitmez yani. Dolunay olsun, GB olsun, KDP olsun. Bu tarz ortalamalı itemler olsun. Hep bir böyle bir heyecan uyandırıyor insanda. Şöyle bir bakalım ilk kaç tane düşmüş? 4 tane düşmüş. Bir beceri. Bunları yere atacağım tabii ki. Çünkü hiçbir şey etmiyor. 4 beceri. Bunlar da çöp. Bunları atalım. Yani bu seviyemiz 30 olduğu zaman yaklaşık 3 saatte envanteri fulluyor. Şunlar üst üste biriksin. Artı basmaları biriktiririz. Onun haricinde düşenlere ben bakacağım. Güzel bir şey düşerse kayıt açarım. Envanteri fullediğimizde hepsine beraber bakarız. Onun haricindeki eşyalara ben bakarım. Güzel bir şey olursa kayda girerim. Şimdiden 15 dakikada bile 4 tane ortalama silah düşürebildik. Hadi bakalım şunları bir atayım yere. Tamamdır. Bir sonraki kayıtta görüşürüz. Arkadaşlar tam bir saatimizi geride bıraktık. Yani şu drop'un güzelliğine bakar mısınız ya? Bir saatte levelimiz yetmemesine rağmen. Şöyle bakalım küpelerden bir şeyimiz var mı? 18 ortalama çöp. 16. Şöyle güzel bir ortalama da denk gelirse iyi olur aslında. Drop güzel diyoruz ama güzel bir şey de attığı yok yani. Bakalım şöyle. Bu ne? 5 efsun gelmiş çöp. 4 efsun bu arada pardon. Bu da aynı şekilde 4 efsun ama yok. Ayakkabıları kapatayım ben en iyisi. Ayakkabılardan çünkü 2K EP bile düşse güzel bir şey para etmiyor. Bunları da atalım. Bu arada küpeleri toplayalım en iyisi. Küpe bayağı atıyor çünkü. En son basarız ya küpeleri. Küpeleri basmak iyi olur. En azından oradan da bir yan gelir elde edebiliriz. Şunları hemen boşaltayım. Bundan sonra envanter fullendiğinde geleyim ben. Hatta şuradan da hemen kapatalım. Neredeydi? Şöyle mücevher diğerleri mi? Diğer ekipmanlar. Ayakkabıyı kapatalım. Bilezik atmıyor ama kalsın. Bunlar da şu kolyeleri de kapatalım. Kalkan da kapansın. Kaydedelim. Tamamdır. Envanterimizi boşaltayım ben. Bir daha dolduğunda geleyim. İlk eldivenimiz bitti. Şöyle birkaç parça item almaya geldim kendi karakterimden. Şöyle kuşağımızı takalım. Hasarımız da fazla olsun. Şurada da bir 8 saldırıcı şeyimiz var. Auramızı da takalım. Şimdi yine bir 5-6 tane abonus küpemiz var. Onun haricinde birkaç parça daha şiş ve hançer düştü. Bunlardan elle tutulur bir ortalama yok. Gidelim tekrar yerimize koyalım. Şuradan eldivenlerimiz de üzerimizde. Yani buna eldiven süresi olarak bakacağız mecbur. Çünkü sürekli karakter değiştirmek zorunda da kalabiliyorum. O yüzden Vayne süresi üzerinden değil de ejder ne alaka pardon. Eldiven süresi üzerinden bakmamız daha doğru olur. Çünkü Vayne'i sanırsam yanlış hatırlamıyorsam 17 saat miydi 13 saat miydi neydi. Yani fazladan süre geçebiliyor. O yüzden sadece eldiven takarak yapacağız. Şunu şöyle yapalım ayarlayalım hemen. Vayne'imizi açtık. Sırlar yüzü. Sırlar yüzünde ayarladım ben. 30 seviyede bırakacağız hesabımızı. Şuradan şunu alalım hemen. Şunu da takalım. Yerimiz burası bu arada bilmeyen arkadaşlar için. Şu şekilde bırakıyorum.
Tam olarak buraya bırakıyorum. Burada geze geze kesiyor. Ne yaptık? Tamam. Bir saniye eldivenimizi takalım hemen. Tamamdır. Haydi bakalım. Hasarımız bayağı bir arttı. İyi oldu. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 7-8 saat geçti. Vallahi daha da fazla olabilir. Uyudum çünkü. Şöyle bir bakalım. Bayağı bir envanteri fullemişiz. Bu ne? 25-3 kritik. Çok. Küpeleri açık bıraktım çünkü küpeleri toplayıp basmayı düşünüyorum. Geçen sefer yapmamıştık. En azından bu sefer yapalım. Şöyle seriden geçiyorum. Dokuz var. İş yapmaz. Yok. Düzenleyelim, devam edelim. Bu arada abonos kübelerin hepsini biriktiriyorum. Bir envantere yakın oldu. Onları da basacağız. Şöyle bakalım. Oğlum rüyamda 50 ortalama. Bak 50 ortalama gördüm. Şöyle bir 50 ortalama. Bunlar çöp. Yani şuradan bir en azından bir 40 üzeri gelse güzel para edebilir. 25 var yine. 22 yine çöp. Yani geçen seferkinde de demiştim. Hani bu kadar çok atması bence hani bilerek yapıyorlar. Bu kadar çok atıyor ama ortalamalı bir şey atmıyor. Ne beceri ne ortalama. O yüzden şunları bir hemen boşaltalım. Abonos küpeleri de aktaracağım diğer hesabıma. Yine bir envanteri geçecek bunlarla beraber. Yaklaşık 2 envanteri 3 envanteri yakın abonos küpe basabiliriz yani. Hadi bakalım. En kötü geçen sefer de böyle oldu çünkü. En kötü oradan bir para getir sağlamaya çalışırız. Bunları da boşaltalım. Bir sonraki kayıtta görüşürüz. Vallahi aradan kaç saat geçti bilmiyorum ama 22 dakikası kalmış eldivenin. 10 set okeyimiz olmuş. Şöyle bakalım şunlara da güzel bir şey var mı? Abonos küpeler bayağı birikti yine. Bir iki tane dönüşüm küresi atmış. Bunlar para etmiyor sanırım. 1M2M tarzı bir şey diyordu. Küpelerde bir şey yok. 15 ortalama. 3 beceri 34. 34 para eder mi sanmıyorum. Ayıralım ama. Bir tane de dün düşmüştü. Onu ayırdım. Bunu da ayıralım. Belki para eder. Envanteri toplayalım. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle 2 adet eldivenimiz kaldı. Biri 2 saat kaldı. Birinin de 3 saati var. Yani full toplamda 5 saat daha kadar burada farm yapacağız. Yani 8 adet eldiven almıştık yanımıza. 24 saat yapıyor. Eldiven süresince hesapladım. Onun dışında zaten sürekli eldiven bastım şu zamana kadar. Bir de zaten bundan 2 önceki kayıtları dışarıdayken aldım. Telefonda yani oradan bile onu yapmaya çalıştım. Elimizde sadece şu an bu var. 34 ortalama. Onu da pek bir şey edeceğini sanmıyorum. Şu da yeni düştü. Bunu da atalım. Ama şöyle bir durum var. O kadar çok abonos küpe attı ki 1,5 envanter neredeyse artı 4 bir şekilde abonos küpem var. Onların hepsini basacağız. Ne kadar masrafı olduğunu yine yazacağız önceki videolar gibi. Yani buradan güzel bir ortalama yakalayamasak bile abonos küpeden köşeye döneceğimizi düşünüyorum. İnşallah tabii. Şimdi şunların da bir şeyini bitirelim. Bir toplamda 5 saat daha bir kadar kalsın bakalım. Ondan sonra her şeyi toplayıp bir bakarız. Büyük ihtimal zaten sadece abonos küpeden gelirimiz olacak. Ama hadi bakalım. Bu arada okeyimizi de göstereyim. Okey de güzel kastık. 15 set okeyimiz var. Bunu da 20'ye tamamlarsak ortalama yine diğerleri gibi olmuş olacak. Arkadaşlar eldivenlerimiz bitti. Yani onun birkaç kez ben boşalttım envanteri. Yani fullendi yine ama elle tutulur hiçbir şey olmadığı için göstermeye gerek duymadım. Kayıt almıştım ama yani hiçbir şey bomboş olduğu için. Şu anda abonos küpelerden bayağı bir var. 2 envantere yakın. Artı 4 hepsi. Bunları da artı 4'e basacağız. Yani silah olarak yine sadece elimizde bu var. Yani hiçbir şey yok. Bir artı basma olarak Ork muskaları var. Bunlar güzel para edebilir. Akrep kuyruğu edeceğini sanmıyorum. Bir de abonos küpelerden artık yüzümüz gülerse. Hadi bakalım. Okey setimizi şöyle göstereyim. 23'e ulaşmış. Gayet iyi. Şimdi bir toparlayalım. Her şey bittiğine göre biz de gidelim bir artımızı basalım bakalım. Ne kadar kazanacağız. Arkadaşlar vallahi hiç ortalamalı güzel bir şey düşüremedik ama yaklaşık 89 yani 45 45 45 90 89 adet abonos küpe var. Bunlar bir de hepsi artı 4'e bastıklarım yani. Bunlardan yananlar da var. O kadar çok abonos küpe attı ki. Geçen sefer hiç toplamamıştım. Şimdi ben şunları bir artı 7'ye kadar getireyim. Üzerimize de 71'in para var. Yine geçen sefer olduğu gibi her şeyi bütün masrafları yazacağım ekrana yine. Ben şunları bir atayım geleyim hemen.
Evet, kaç tane geçirebildik? Sonlara doğru bayağı bir yaktı ama ona rağmen 26 taneden 15 adet geçirebilmişiz. 150'den fazla gayet güzel. Buradan minimum 5 tane almamız lazım. Hadi bakalım. Şunu şöyle ayarlayalım. Başlayalım. 1'de 0. Oğlum bak 5 tane ver. Çok güzel, bir tane aldık. Süper. 5 tane kurtarır gibi bizi ya. Fiyatına da baktım. Yani şimdiden söylemek istemiyorum ama. Abi çok yaktı ya. 9, 9. 10 tane de bir tane geçirebildik. 11'de 1. Bir tane daha aldık. Çok güzel, bir tane daha aldık. Haydi bir tane daha. Süpersin. Bunu veriyor musun? İtem bitti. Ne bitti? İstiridye. Hemen alıp geleyim. Tombaladan çıkmış da oradan direkt indirdim. Nerede kaldık? Şurada. Sonuncusu. Bunu da alıyor muyuz? Alamadık. 4 adet geçirdik. Hemen bir gidip fiyatına bakalım. Size de göstereyim. Ben baktım daha önceden tabii. Hemen hesabımızı yapalım. Evet, şöyle bakalım. Ork muskası hem artılı hem artısız bakacağız. Hemen seriden bakalım şöyle. Bu ne? Doğru mudur bu? Onlusu 25'im. Yani tanesi 2,5'im. Yani garip bir fiyat. Eğer bu doğruysa yani sadece şuradan 270'im civarı bir paramız oluyor. Sadece bundan. Artılısına bakalım hemen. Artılısı pek para etmiyor sandığım kadarıyla. Evet. Yüzlüsü 220 m. 140 adet var. Biz de 20 m diyebiliriz. 20 m de burası. Şurası 3 fon yapıyor yani. Akrep kuyruğunun para edeceğini sanmıyorum. Hemen bakalım. Akrep kuyruğu. Akrep kuyruğu da dediğimiz gibi. Yani bu da bir 5 m etse. Bu şişimiz de art 9 basarsak muhtemelen. Yani bir 75-80 m. Hatta şöyle bakalım. Aynen. 75-80 m ederi var. 4 adet abonos küpeden 480'im gelirimiz. 111 adet ork muskası vardı. Burası da yani tanesi dediğimiz gibi ise ben 24-400'den attım. Burası da toplamda 240'im yapıyor. Şişi artı basmadan 50'imden attım. Buradaki toplamda gelirimiz 770'im civarı. Yani 7,5 won diyebiliriz. Onun haricinde giderleri söyleyeyim size. 89 adet küpe basmıştık. 89 adet değerli taş parçası aldım. 40'im. 65 adet başlangıç el kitabı aldım. 32'm. 200'lü örümcek gözlerini 15'im. 100 adet kılçık 10'm. 52 adet ork dişi 75'im. 50 adet istiridye 10'm. Ork dişi artılı 40 adet 10'm'den aldım. Yani burası da yaklaşık 200. Bir de şey var. Demircide giden artı basma parası. O da toplamda 40'im civarıydı. Onunla beraber toplamda orası da 232'm gibi bir gider gözüküyor. Yaklaşık 535,5 bona yakın bir getiri sağlamışız yine bir günde. Okeyler hariç tabii ki. Yani gayet güzel. Ayrıyeten ortalamalı bir silah da, daha güzel bir ortalamalı bir silah da yakalayabilseydik gelirimiz kat kat da artabilirdi. Yani çok şansımız oldu ama maalesef düzgün bir şey tutturamadık. Sağlık olsun. Bu Vayne'imizin de süresi böylece bitmiş oldu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.